Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için, bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. Ve o vakit İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır, dedi. Bunun üzerine buyurdu ki: Onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp az bir zaman hayattan nasip aldırır sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı: Ey bizim kerim Rabbimiz yaptığımız bu işi kabul buyur bizden hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin Onları nerede yakalarsanız öldürün sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın Fitne dinden döndürmek için işkence yapmak adam öldürmekten beterdir yalnız onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla orada savaşmayın. Fakat onlar size savaş açarlarsa siz de onlarla savaşın. İşte kâfirlerin cezası böyledir. Sana haram ayı ve bu ayda savaşmanın hükmünü sorarlar. De ki: O ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan engellemek, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ı ziyareti yasaklamak, o mescidin cemaatini yani Müslümanları oradan çıkarmak ise Allah nazarında daha büyük günahtır. Dinden döndürmek için işkence öldürmekten beterdir. Kafirler ellerinden gelse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kâfirlikte devam ederek ölürse işte onların dünyada da ahirette de yaptıkları boşa gider. Bunlar cehennemlik olup orada ebedi kalacaklardır. Ey iman edenler, siz ihramlıyken av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse, kendisine bir ceza vardır. O cezada öldürdüğüne benzer bir hayvan olup, öldürülenin emsali olduğuna, içinizden iki adil kişinin karar vermesi gerekir. Ceza, Kâbe'ye ulaşıp, orada kesilecek bir kurbanlıktır. Yahut, fakirleri doyurmak, yahut, onun dengi oruç tutmak şeklinde bir kefarettir ta ki işlediğinin vebalini tatsın Allah daha önce işlenen bu tür fiilleri affetti fakat kim dönüp tekrar böyle yaparsa Allah ondan onun intikamını alır zira Allah azizdir mutlak galiptir ve intikamı vardır Allah Kabe'yi o hürmete layık mabedi, insanların din ve dünya hayatları için bir nizam vesilesi kılmıştır. O hürmetli ayı da, Kâbe'ye gönderilen gerdanlıksız veya gerdanlıklı kurbanlıkları da. Bütün bunlar, Allah'ın göklerde olanı da, yerde olanı da bildiğini ve gerçekten Allah'ın her şeyi bildiğini sizin de bilip anlamanız içindir. Allah ne diye onları cezalandırmasın ki? Onlar kendileri mescid-i haramı yönetmeye layık olmadıkları halde, üstelik orayı ziyaret etmek isteyen müminleri de geri çeviriyorlar. Oranın hizmet ve yönetimine asıl ehil olanlar, Allah'ı sayıp ona şerik koşmaktan sakınanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. O müşriklerin Allah yanında, Resulü yanında nasıl olup da bir ahitleri olabilir ki? Mescid-i Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınız bundan müstesna olup, onlar size karşı dürüst davrandıkça, siz de onlara dürüst davranın. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. İnkarda ısrar edip, sizi Mescid-i Haram'ı ziyaret etmekten ve bekletilmekte olan hediye kurbanlıkları yerine ulaştırmaktan geri çevirenler onlardır. Eğer orada kendilerini tanımadığınız için tepeleyeceğiniz ve bilmeyerek tepelemenizden ötürü zor durumda kalacağınız mümin erkekler ve mümin kadınlar olmasaydı Allah ellerinizi birbirinizden çekmez, savaşmanıza engel olmazdı dilediği kimseleri rahmetine nail etmek için Allah böyle takdir buyurdu. Şayet onlar birbirlerinden seçilip ayrılmış olsalardı, elbette kafirleri gayet acı bir cezaya çarptırırdık. Allah, elçisinin rüyasını elbette doğru çıkaracaktır. İnşallah siz kiminiz başını tıraş ettirmiş, kiminiz saçlarını kısaltmış olarak, mescid-i harama korkmaksızın tam bir güvenlik içinde gireceksiniz. Ama Allah, sizin bilemediğiniz şeyleri bildiğinden, ondan önce yakın bir zafer nasip etti. Yalnız bu evin, Kabe'nin Rabbine ibadet etsinler.''